Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'den herkese merhaba. Bir Yaban Aktüel programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Şu an yanımızda dünya avlarını avcılarımızla buluşturan Yaban Tur'un yöneticisi ve sizlerin Yaban TV ekranlarından yakından tanıdığınız sevgili Ömer Boravalı yanımızda. Öncelikle merhaba demek istiyorum size Ömer merhaba. Bey. Ve hemen konuya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Erzurum'un İspir ilçesinde üzücü bir olay yaşadık. Ayı saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Şu an gündemde ve konuşuluyor. Hemen size sormak istiyorum Ömer Bey. Ayı neden saldırır? Evet, bence yerinde bir soru. Çünkü diğer televizyonlardaki bu konuda yapılan röportajları da izliyorum. Ayı neden saldırır diye bir soruya hiç rastlamadım. Onun için doğru bir soru, teşekkür ederim. Şimdi dünyadaki ayı saldırılarına bakıldığı zaman ve ayı popülasyonunun da çok olduğu yerlere bakıldığı zaman, ki bir tanesi de Türkiye bunlardan, ayı popülasyonunla insanlarla oldukça yakın yaşamasına rağmen ayı saldırılarının çok da fazla olmadığı görülüyor. Ayı bir defa normalde insana saldıran bir hayvan değil. Genellikle fırsatı varsa kaçan, kaçmayı tercih eden bir hayvan. Tabii bunda bazı eksepsiyonları da var. Ne şartlarda ayı saldırır? Ama şunu öncelikle koyalım. Bir defa ayı sıkışmadıkça kaçıyor. Bunu başında söyledik. Ama ayı eğer yanında yavruları varsa ve ani olarak bir insanla karşı karşıya gelirse, beklemediği bir sırada ani bir köşeyi döndü, karşısında adam gördü, yanında yavruları var, dişi ayı o zaman ufak yavrularından saldırır. Yoksa kaçabileceği mesafedeyse bir homurdanır, yavrularını çağırır yanına ve gider. İkinci bir şey, gene başka bir şeyden ürkmüş kaçarken ayı köşeyi döndü, karşısında adamı gördü, onda da saldırır. Veyahut çok nadir de olsa ayıların da koyun, keçi, sığır gibi hayvanları ya ölüsünü bulup yemesi veyahut da yakalayıp öldürüp yemesi mevzu bahistir. Ama hepsini yemez, bir kısmını yer, bir kısmını saklar, yaprakların altına, toprağın altına gömer ve yakın bir yerde de onu korumaya yatar, başka hayvanlar gelip yemesinler diye. Onun öyle korumak için yattığı bir sırada oraya bir insan gelirse de ayı saldırır. Bir de ayı yaralanmışsa o zaman çaresizlikten saldırır, kaçamayacak kadar yaralıysa. Bunların dışında ayı saldırıları çok normal değil. Ama tabii benim söylediğim bir genelleme, bunun içinde çok tek tük de olsa ayının gene aynı bir bölgede bir insanla karşılaşması sonucunda kaçmayı tercih edeceğine saldırması da mevzu bahistir. Şimdi tabii Erzurum'daki, İspir'deki olayın ne şekilde cereyan ettiği hakkında sadece dut toplayan adama saldırdığına dair bir laf var. Peki yakın bir köyde başka birisini daha öldürmüş. Bir defa sormak lazım, aynı ayı mıydı? Onu bilen yok. Bir ayı avıdır tutturuldu gidiyor. Belki de hiç aynı ayı bile değildi. Çünkü köyden köye dolaşıp adam öldürmekle geçirecek hali yok zamanın ayının. O zaman ikinci adam ne yaparken öldürüldü? Dut toplayan adamın ne şartlarla ayıyla karşılaştığını da kimse bilmiyor. Adam dut toplarken masumane, ayı da geldi ona saldırdı öldürdü şeklinde. Ha bakın, bir de demin söylemeyi unuttuğum başka bir husus var. Yani yakın benzerlik ama ayılar özellikle yaz ve bahar aylarında mahsulün olduğu sıralarda köy civarına gelirler ve gecede gündüz de orada yatarlar. Nedir bu? İşte fasulyadır, patatestir gibi ürünlerin veya bahçelerde kiraz, armut gibi şeylerin olduğu zaman da bunun yakınındaki meşeliklere de girer, yatar. Çok uzaklaşması için bir sebebi de yoktur. Zaten köylerde çok az insan vardır. Orada meşelikte hayvan uyurken bir insanın gelip de çok dibine kadar birden gelip hayvanın da birden uyanması halinde gene korkuyla da saldırabilir. Yani hep korkuyla ve kaçamamakla bağlıdır ayıların saldırması. Şimdi o dut toplama halinin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ama ben hiç sanmıyorum ki ayı bilmem neredeki bir yamada birisi de orada ağır ağır geldi, ağacın birinden dut topluyor. Ayı da işini gücünü bırakıp bilmem nereden koşturarak adama saldırdığını ben sanmıyorum.
bir ani karşılaşma büyük ihtimalle vardır. Dediğim gibi öbür köydekinin de ne olduğunu araştırmak lazım. Gene duyuyorum ki avcı timleri çıkarılmış. Buradan da Abdullah Erzurum Bey'e de çok selamlar olsun. Sabahleyin onun da söylediklerini televizyonda da dinledim. Ona da değineceğim. Avcı timleri, jandarma falan daha çıkmış. Bu ayı vurulsun vurulmasın münakaşaları bir taraftan yapılıyor. Belli ki daha da bir ayıya rastlarlarsa vuracaklar hayvanı. Ama o hayvan bu saldıran ayı mıdır değil midir? O da tabii belli değil. Şimdi oradan gelelim av turizmi faslına. Yıllardan beri ayı avı kapalı. Gerekçesi, mantıklı bir gerekçesi bakanlık tarafından izah edilemiyor. Çünkü baktığımız zaman Türkiye gibi ayı popülasyonunun yüksek olduğu bütün ülkelerde ayı avı serbest. Yani serbest derken gelişi güzel değil. Tabii ki mevsimi var. Tabii ki ayı popülasyonları belirleniyor, sayıları belirleniyor ve ne kadar vurulacağına bakanlık tarafından karar veriliyor. Ama bu bizdeki gibi birkaç sene önce bakanlık bir seneliğini açmıştı. 4 tane veya 5 tane ayı değil. Bizim gene ekranlardan arkadaşlarımızın da tanıdıkları İsveç'ten Ali Coşar kardeşimiz orada oturuyor. Çok değerli ve çok av yapan bir avcı. Onun söylediğine göre İsveç'te 150'ye yakın ayı vuruluyor her sene. Rusya keza, Romanya vuruyor, Bulgaristan vuruyor, Polonya vuruyor. Ayı olan, popülasyonu yeterli olan bütün ülkelerde ayı avı açıktır. Belli miktarlarda vurulur. Türkiye'de yasak. Ne gerekçe? Yasak demek kolay olduğu için gibi geliyor bana. Şimdi Abdullah Bey'in de söylediği ayı avı av turizmine açılmalı. Tabii ki açılmalı. Ama bu bence Türkiye'de ayı popülasyonunu sabit tutmak için geçerli bir sebeptir ama hakikaten ayının hiç vurulmadığı göz önünde alındığı takdirdedir bu. Halbuki biz biliyoruz ki ciddi miktarda ayı vuruluyor. Ama bu avına çıkarak vurulmasından ziyade arı kovanlarını bekleyen arıcı tarafından vuruluyor. Bahçesini bekleyen adam tarafından vuruluyor. Tesadüfen dağa çıkarken karşısında ayı görürse avcı tüfekli ayıyı vuruyor. Hadi diyelim ki ayı avına çıkan insan yok sayalım yasaklardan dolayı. Ona da çok inanmıyorum ya, neyse. Ama ayı popülasyonu hiç dokunulmuyor değil. Ama bunun legal, resmi olarak ayı avının açılarak ve her bölgede kaç tane vurulması gerektiğinin belirlenerek ayı avının açılması da hem bir avcılığa hizmettir, hem av ve yaban hayatı yönetimine ciddi düşünülerek yapılmış olan bir hizmet olacaktır, bir servistir. Neticede ayı da diğer av hayvanları gibi belli miktarlarda vurulmaya açılması gereklidir diye düşünüyorum. Peki son bir soru sormak istiyorum. Ayı saldırısı sırasında ne yapmamız gerekir? Nasıl kurtulabiliriz? Biraz komik bir tarafından başlayayım. Ben Türkiye'de ayı avının da yasak olmadığı 80 öncesi dönemlerde çok uzun seneler, yani 12-13 sene aşağı yukarı 20 defaya yakında Doğu Anadolu'da kamplar kurdum. İşte o zamanki avları yapmak üzere gidiyordum. Onun için ayı bölgelerinde çok yaşadım. Çok uzun kamplar yaparak ve oradaki insanlarla da çok iç içe olaraktan yaşadım. Komik bir şey vardı. Tunceli bölgesinde baharda bakarsın adam elinde şemsiyeyle dağda yürüyor. Ya nedir bu şemsiye? Bu lazım olur der adam. Ya yağmur yok, bir şey yok havada. Neye lazım olacak? Bu der, ayı çıktı mı karşıma, şemsiyeyi ani açtım mı kaçar ayı derdi. Demek ki kurtulma yollarından bir tanesi o. Hayvan karşıdan göründüğünü, acayip bir şeyi açıp kapadığınız zaman böyle büyüyor, küçülüyor falan, ayı korkuyor. Ama bu işin belki de gerçek tarafı, hakikaten de işe yarıyordur. Ama ayıyı kaçıracak kadar yakın karşılaştığı zaman işe yarayacak bir şey. Ama onun haricinde ayıdan kaçarak kurtulamazsınız. Yani ayı size hücuma niyetlenmişse, geliyorsa, o kadar yakınsa kaçarak